Photoshop'ta bildiğiniz gibi birden fazla dosya açtığınız zaman kendi içerisinde hepsi aynı pencerede görünürler. Biz de hemen birden fazla bir görsel açalım. Görseller açıldığı zaman klavyeden tap tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi her biri içerisinde dolaşma imkanımız var. Bu el tıklamasının haricinde bu görseller arasında dolaşmak için klavyeden kontrol tuşuna basıyorum. Bu kontrol tuşu komut tuşu değil. Command CTRL tuşu değil. Ayrıca kontrol tuşu. Basıyorum ve klavyeden tab tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi açık olan belgeler arasında dolaşıyoruz. Bu belgeler arasında ön izlemek ve bunlar üzerinde çalışmak için isterseniz pencerenizi bu şekilde bölebilirsiniz. Klavyeden tap tuşuna basıp ekranı genişletiyorum. Ve bakınız istediğiniz gibi bunlar üzerinde çalışma imkanınız var. Aynı şekilde bu pencereleri biraz daraltırsak çalışma alanını daha da genişletebiliriz. Gördüğünüz gibi. Burada dikkat ederseniz her bir görselin ekrana yakınlık ve uzaklık ayarları farklı. Bazılarına daha fazla yakınlaşmışız olabilir, daha yakından bakıyor olabiliriz. Şimdi burada bu panel içerisinde Match Zoom, Match Zoom and Location komutunu görüyorsunuz. Ama dikkat edin, bunun için bir fotoğrafı örnek olarak tanımlamanız gerekir. Mesela ben bu fotoğrafı seçtim. Bu fotoğrafı seçip match and location dediğim an açık olan tüm pencerelerdeki görseller de buna göre kendini oranlayacaktır. Bakın ekrana yakınlaşma mesafeleri hepsinde aynı oldu. Bu değeri bulunduğu yerde küçültüyorum. %25 yapıyorum. Tekrar match and location yapıyorum. Hepsi de %25 oldu. Tekrar aynı pencere getirmek için bu şekilde kullanabiliyoruz. Float all, all in Windows komutunu verdiğimiz zaman eski klasik Photoshop'taki belgeler nasıl açık görünüyorsa aynen bu şekilde görünür, görünürler. İstediğiniz zaman tek bir karede bunları toplayabilirsiniz. Burada full screen modu F tuşuyla her F tuşuyla bastığınız zaman gelecek ekran modunun bir seçeneğidir. Klavyeden Escape tuşuna bastığınız zaman da bu noktaya geri dönersiniz. Aynı özellikleri, pencereleri bakın window sekmesinin window menüsünün arrange sekmesinde de görebilirsiniz. Buradaki seçenekleri de aynı mantıkla kullanabilirsiniz. Evet. Ekranda açtığınız belgeler arasında dolaşmak bu şekilde mümkündür.